Çekil ateş edecek. Çektim. Kardeşini vuracaksın. Boşuna uğraşma. Ben attığımı kaçırmam. Bırak Perihan'ı. Bırak. Bırak diyorum. Öldürmek istemiyorum seni. Memduh, öldürmek mecburiyetinde kalacağım. Bırak artık. Kim kimi öldürür görürsün. Gene de bir alacaklı oldum fosforlum. Çetin. Sen kardeşine yardım et. Benden fazla yardıma ihtiyacı var. Alo? Müdüriyet mi? Topkapı haricinde Salkımlı Bağ civarında tek ahşap bir ev var. Evet. Cinayet. Hepsini yakalayın. Ve Tevfik Bey'in evinde de iki ölü var. Onları da kaldırırsınız. Kim miyim? Size ne? Meyhane. Şeyh Sadi'nin kıymetli kitabı. Ve içinde bütün planlar. Sana anlatayım şimdi. Bu iş Nüveyre'nin aklına geldi. Memduh'u kandırarak işe giriştiler. Babanı pencereden ateş ederek Memduh öldürdü. Polis dışarıdan ateş edildiğini hemen anlamıştır tabii. Sen kaçtım zannederken onlar kim bilir nasıl gülüyorlardı. İşte ikinci rafın 16. kitabı. Yeri boş. Ziya formül der demez hemen anladım. Nurettin Bey'in ölürken kitapları göstermesi de haklı olduğumu anlattı bana. Ya fosforlum. İnsanlar tuhaftır işte. Nüveyre seni daha evvel öldürebilirdi. Ama bunlara tek başına konmak için senin Memduh'u öldürmeni bekledi. Parsayı tek başına toplama hikayesi. İnsanlar tuhaftır fosforlum. Kimseye itimat etme. Çetin, sen de mi planların peşindeydin? Bana olan sevgin, yardımın yalan mıydı? Sen de mi adi bir hırsızsın? Dur, dur diyorum sana. Aha, bak unutuyordum. Şakir hani ölürken bize M demişti ya. Meyhane zannetmiştik hani. Değil. Memduh'un ismini vermek istiyordu. Dur, yoksa ateş ederim. O katillerin Memduh'la Nüveyre olduklarını biliyor. Onun için. Ateş edeceğim. Fosforlum. Bir alacaklıyım zaten. Borcunu ikiye çıkarma. Karakolda ayna var, ayna var. Yapma, hayır. Kız
kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir cevriyem, sende kara sevda var, mor ya da fosforlum, sende kara sevda var. Denizlerin kumuyum, kumuyum, balıkların puluyum, puluyum. Aç koynunu, ben geldim cevriyem, ben de Allah kuluyum. Mor ya da fosforlum, ben de Allah kuluyum. Gene bir şey yemedin. Unutamayacak mısın? Aradan tam 2 ay geçti. Abla. Perihan. Perihan nasıl yapar bu hırsızlığı? Nasıl yapar? 2 defa hayatımı kurtardı. Beni seviyordu. Seviyordu. Biliyorum bunu. Mert bir insandı. Nasıl adi bir hırsız olabilir? Anlamıyorum. Kendisi söyledi. Kimseye itimat etmedi. O mert bir insandı. Sen anlayamazsın Perihan. Ölüm karşısında gözünü bile kırpmadı. Nasıl böyle yapar? Bunu şimdi getirdiler size Necla Hanım. Ne o? Resmi bir zarf galiba. Perihan sen bakıver. Gönderdiğiniz planların memleketimiz için büyük bir ehemmiyeti olduğu tespit edilmiştir. Gösterdiğiniz feragat örneği ve fedakarlığa teşekkür ederiz. Ne demek bu? Planlar hükümete verilmiş. Teşekkür mektubu bu. O halde Çetin... Bu da şimdi geldi. Bir kutup yoz, bir fosforlu cevriye istiyor. Nasıl? Kıtıp yoz, kıtıp yoz. Gözlerinden bellidir cevriye. Kıtıp yoz. Milli Emniyet'ten Çetin Sar. Aklınızda kalabilecek bazı sırlardan dolayı tekrar tehlikelere düşmemeniz için planları size göstermediğimden özür dilerim. Çetin. Ve hayat kurtarma oyununda da bir alacaklı olduğu için... Ania fosforlum.